Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapayım. Piyasalar birazdan kapanırlar. Yurt dışı piyasaları da genel olarak bir bakalım. Biz de sanki dünkü düşüşü yapmamış gibi açılış olmuş olduğu yerden itibaren, bakın dünkü GEP'li olduğu bölgeye kadar hızlı bir atak yaptı. Gün sonu %6'ya yakın bir primle ve günün tavan noktasına kapattı. 21 EMA'yı hedefleyen bir çıkış var. Beklediğimiz hareket beklediğimizden daha da güçlü bir şekilde geldi. Kademeli olarak yukarı eğilimin devamını zikzaklı tabi yapacaktır diye ara ara düzeltmelerde, ufak düzeltmelerde gelecektir. Ama bu ölçüde, bu montanda büyük satışların gelmesini beklemiyorum. Tahtaların çoğu tamamına yakını yeşil. Ancak e, her biri düştüğü yere gelmedi. Onlar da zamandan gelecektir arkadaşlar. Saatlik 21 Eman'ın üzerine atmayı başardık süper trend direnç üstüne attı. Bu bölgede bir süre takılacaktır. Ondan sonra tekrar saatlik ortalamasının hatta biraz da altına gelecek olan haberlerin de etkisiyle gelebilir. Özellikle 2000 bölgesinin önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Şu 1960 noktası da yine dirençlerden 60-65 noktası da dirençlerden bir tanesi. Yani bu bölgede de bir miktar oyalanıp ondan sonra 2000'i deneyip ondan sonra tekrar bir realizasyonla karşılaşabiliriz. Orta uzun vadesi yukarı eğilimin devamını bekliyoruz. Şu andaki hareket Nispeten onay özelliği taşıyor. Dikkat ettiyseniz onaya gitmiş gibi olduk. Ama ben e, derin e, düzeltmeler artık beklemiyorum arkadaşlar. Benim için görülmesi gereken 1830 noktası, 3040 noktası görüldü. Ve düzeltme formasyon gereği benim için e, gerçekleşti. Bundan sonra e, yeterli gücü topladıktan sonra e, kademenin yukarı yönlü olacağını tahmin ediyorum. Yurt dışı piyasalarda da benzer bir seyirle karşılaşacağız diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Yurtdışı piyasalara da bakıldığında Dow Jones'da önceki günkü satışlardan sonra gelen tepki hareketi bugün görüyorsunuz. Önce, pinli bölgeyi sınadı. Sabah pinli bölgeye değinmiştik. O bölgeyi sınadı. Fakat gün sonra tekrar yukarıda kapattı. Bu, bu şekilde bir taban oluşturma çabası içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Aynı hareket S&P'de yaptı. Bir miktar pinli 4250'ye kadar hatta 30'a kadar sarktıktan sonra 4300'ü tekrar denemek üzere yukarı gitti. Şu anda da bir doji oluşturdu. Ama eğilimin yukarı olacağını ve 21 EMA'nın sınanacağını değerlendiriyorum arkadaşlar. S&P'de yukarı eğilim gelecektir. Yükselen hat orada kırılmadı. Nasdaq'ta çok aşırı satım vardı. Ve o yüzden gelen dünkü güçlü tepkiden sonra gelen pozitif hareket fakat ondan sonra gelecek işte bu bugün bir miktar orada realizasyon gelebilir arkadaşlar. Nasdaq diğer borsalara göre zayıf onu belirteyim. Bakın e, S&P %0.36 artarken e, Nasdaq 0.36 eksi dünkü çıkışı biraz daha yukarıdaydı zaten. da Avrupa piyasaların genel olarak daha güçlü olduğunu çünkü geçen çok düşen bir DAX'la karşılaştık. 14.000'in altına 13.000'li rakamlara kadar gelen bir DAX karşımıza çıkmıştı. Şimdi e, 14.000'in üstü 14.500'e doğru yoklayan yine bir DAX'la karşılaştık. Bizim piyasamız nasıl güçlüyse Avrupa piyasasından DAX'ı temsilcisi olarak o da aynı gücü koruduğunu e, görüyoruz. Güçlü seyir, güçlü tepkinin bir süre daha devamını bekleyebiliriz. Bitcoin'de pozitif seyirin devamını bekliyorum. Özellikle düşen hattın olduğu bölgeye doğru bir V yapmak üzere bu bölgeye gideceğini ve daha sonra da 50, 50 bin rakamlarına fake olarak görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama şimdilik tepki mahiyetinde 43 binde rakamlar sınanacaktır Bitcoin'de 42 43 bin düşen hattın olduğu bölge bu sefer orayı geçecektir diye tahmin ediyorum altında kademeli olarak yukarı eğilim beklemekle beraber dünkü gelen işte fake artık kaldı şu hareket 1970 hareketi Ukrayna Rusya geriliminde bir takım pozitif gelişmelerin olması yani bir görüşme masasının oluşturulacak olması haberlerini bahane ederek altın tekrar baskılandı ve şu anda 1886 dün gördük en yani dip bölgeyi sınamak üzere hareket etti. Bu e, hareketi bir süre daha realizasyonla özellikle 1840'lı rakamlara doğru bakın 65 hatta ben biraz daha altına onay mahiyetli 1830 40lara kadar e, düşen hattı burayı kırmıştık. Şimdi oraya kadar bir düzeltme gelir. Ondan sonra tekrar yukarı eğilimin başlamasını bekliyorum. Zikzaklı aşağı eğilimin olacağını tahmin ediyorum altında benzer şekilde gümüşte de her ne kadar geride kalmış olsa da gelen haberleri kullanarak gümüşte de bir realizasyon tekrar onay mahiyetinde 23'lü rakamlar görülebilir. Ondan sonra da kademeli olarak gümüşün 26, 28 ve 30'lu rakamları orta uzun vadede 45 rakamları hedeflediğini hedefleyeceğini düşünüyorum. Gümüşün genel seyri de bu bugün orada da yine bir satış var. Dünya finansal piyasalarında zikzak çok fazla arkadaşlar özellikle kaldıraçlı işlemlerde o zikzada dayanmak gerçekten kaldıraç hesaplamaları yapmak oldukça zor. Çünkü normal günlerde işte 20 dolar civarında hareket eden altın bir günde 100 dolar. Yani tam 5 katı hem yukarı hem aşağı hem de ters yönlü. Yani tek bir yön bile değil. Ters yönlü hareket ediyor. Bunun için de haberleri kullanıyor. Dün %7, %8 çıkış. Bir aynı gece %7, %8 düşüş. Böyle bir manipülatif işlem dünyada Sürekli arkadaşlar ara ara diyelim yıl içerisinde oluyor. Dolayısıyla FX piyasaları hakikaten ayakta kalınması zor piyasalar. Çünkü kaldıraç sistemi de olduğundan dolayı bu tip piyasalarda hareket etmek yatırımcılarda ciddi zararlara neden olabilir. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi çünkü aşırı risk barındırıyor. Petrole bir bakalım. Petrolde de aynı benzer hareketi gördük. Yüzün üzerine atan 102-103'leri gören bir petrol fiyatı tekrar. Onda da benzer hareketle gün sonu dün diplere yakın noktada kapattı. Bugün yine tepkiliydi. Yüzün üzerine gördükten sonra tekrar 97-98'li rakamlara doğru geldi. Petrolde ben 90'lı rakamların hatta daha aşağı bölgenin bakın şu hat bir boğa tuzağı olacak. Ve tekrar arkadaşlar 88'li bölge görülecek diye düşünüyorum. Tekrar aşağılara gelecektir. 88-85'li ve o daha sonraki süreçte de 70'li rakamların petrolde orta uzun vadede görüleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zikzaklı da olsa şimdilik haberleri kullanarak yukarı yönlü gidiyor. Ama daha aşağı yönlerin görüleceğini tahmin ediyorum. bir dolar paritesinde gelen sert hareket, aşağı yönlü hareket süper trendin olduğu bölgede destek bularak hatta altına da sarkarak aynı bakın burada da aynı benzer özelliği görüyorsunuz. Pin ondan sonra gelen güçlü bir yeşil mum ben bu yeşil mumun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum burada bir taban oluşturma çabası var bu taban oluşturmayı başarabilirse 1.16'lı rakamlara doğru bir gidişat söz konusu olabilir ancak şimdilik bu taban oluşma sürecini görelim biz diyelim bakalım orada yeterince güç toplayabilecek mi dolara seyrine bir bakalım arkadaşlar dolarda ne oldu dolarda 14.000 14, binli, 14 rakamları 14 üstü 14 rakamları daha önce beklediğimizi söylemiştik. Fakat burada kalıcılık beklemediğimi ifade etmiştim dolarda. Ee, ve 14'ün üzerini gördükten sonra aynen beklentilerimizi ve analizimize uygun şekilde süper trend direncinin üstlerine attı. Ve onun içerisinde sabah da yayınladığımız gibi. Arkadaşlar kuşun ötüsü tahminim beni duyamıyorsunuz. Evet şimdi sustu. Ee, sabah da yayında psikonez Akademi kanalında yayınladığımız gibi bir geri çekilme olacağını tekrar 14'ün altına hatta 13.5 ve 13.5, 13 ve 12.5'li rakamda onay mahiyetinde bir geri çekilme şu hattın içerisinde hareketin olacağını tahmin ediyorum diye konuşuyorduk. Bu bölgeyi sınadı. Şimdi sırada aşağı bölgenin sınanması var. Genel olarak dolarda da kademeli yatay aşağı seyri bir süre daha devam edeceğini bekliyorum. Ama çok uzun yatay aşağıda kalmayacaktır. Enflasyonist bir ortamda olduğumuzdan dolayı tekrar kendisine yukarı yönlü bir rota. Çizme ihtimali söz konusu diye belirtelim. Söylediklerim yatırım tahsil genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu hatırlatayım. Yapısal analiz modelini temel dinamikleriyle analiz etmeye çalıştık. Udemy'de hazırladığımız kurslar var arkadaşlar. Yapısal analiz modelini anlattığımız kurslar. Videonun altındaki linklerden %35 bir ay sınırlı olmak üzere bir indirim paketi hazırladık. %35 indirimli yararlanmak isteyen arkadaşlar videoların altındaki linklerden Udemy kurslarına kayıt olabilir ve Yapısal Analizin Temel Dinamikleri bağlamındaki hazırlamış olduğumuz kursları gerek trade teknikleri gerekse e, orada tabii trade'de canlı e, trade şekilleri var. Gerekse arkadaşlar e, yatırımcı psikolojisi, Yapısal Analizin Temel Dinamikleri 2021-22 beklentilerini içeren videolar, e, dersin özelliği taşıyan videolar e, burada kurslarda mevcut. E, örnek videolar da var. Merak eden arkadaşlar e, kurslara bir bakabilirler diye hatırlatayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hafta sonunda canlı yayın yapacağız. Psikoloji Akademi kanalında. Orada detaylı görüşür, analizlerimizi paylaşırız. Onu da belirtelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.